biraz bireysel olarak başlayalım. Geçmişten günümüze gelelim. Büyü meselesinden bir giriş yapalım. Çünkü büyüyle birlikte insanların işte duyguları, düşünceleri, hareketleri değiştirilebiliyor. İnsana öldürülebiliyor veya geri dönülmez muamelelere maruz kalabiliyorlar. İlk metafizik çalışmaları büyü faaliyetleriyle başlamıştır diyebilir miyiz? Tabii diyebiliriz. Sosyolojik açıdan böyledir zaten olay. Yani şamanizmle başlayan, daha öncesinde başlayan, insan doğa ilişkilerindeki arayışların getirdiği ne yapılabilir, nasıl etkilenebilir, kontrol edilemeyen güçler, yani yaşamın ta kendisi, ilk çağ insanlarının arayışları hep bunun üzerine kuruluydu. Büyü de buradan doğdu diyebiliriz çok hızlı bir şekilde araştırırsak. Tabii uzun bir konu burada. Büyünün çıkışı, doğuşu tamamıyla insanın bir anlamda kontrol edemediği güçleri kontrol etme çabasıdır. Gayreti budur insanın. Kaderi değiştirmekten bahsetmiyorum tabii ki ben. Tabii. Doğrudan doğruya şeyden bahsediyorum. Yani davranışları, karşıdaki kişileri veya olayları yönlendirebilmek. İlk çağ insanının ya da primitif yaşamdaki doğa olaylarını yönlendirmeye çalışmak için ilk büyülerinin yapıldığı çağlar diyebiliriz. Yani yağmur yağması için, şimşekleri çok korktukları için, şimşeklerden, yıldırımlardan onları durdurabilmek için vesaire vesaire. Yani doğaya karşı bir tavırdır büyü. Peki, çıkıştır. Peki metafizik nedir? Metafizik. Metafizik felsefenin bir dalıdır. Bir koludur. İlk felsefeciler tarafından fizik bilimlerinin ötesinde kalan anlamına gelir sözcük. Kökü Yunanca'dır zaten. Bildiğiniz gibi. Aristoteles'in başımıza musallat ettiği bir konudur bu. Aristo ilk defa bilinen klasik felsefe dışında, felsefi sorgulamaların ötesinde bir şekilde bu alanı kullanmaya bilinçli yapmamış pek buraya. Yazdığı ilk o tür çalışmalar ya da kitaplar diyeyim ki onların çoğu günümüzde yok. Yani ulaşmadı bize. Onların adı budur. Ama metafizik dediğimiz zaman sadece büyüydü, işte ruhlar ıvır zıvır gibi konularla bitmez bu iş. Metafizik kendi içinde üç ayırıyoruz modern dünyada. Metafizik dediğimiz zaman ontoloji, teoloji ve kozmoloji diye üç ayırırız bugün. Bu bir...